Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iç kuvvetlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen şöyle 10. sınıf Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Tabii ki de bu soru çözümünü düzgün bir şekilde, dikkatli bir şekilde işledikten, öğrendikten sonra hemen kitabımızdan da eksik kalan kısımları çözmeyi unutmayalım. Ya da soruların şöyle bir üstünden şıklarını silerek, yaptığınız şıkları silerek tekrar da çözebilirsiniz. Kitabımızı almayanlar da kitabımızı satış noktalarından temin etmeyi unutma. Bugün biz sizlerle birlikte iç kuvvetler yani epirojenez, orojenez, volkanizma ve depremlerle ilgili güzel sorular hazırladık. Bunları teker teker çözeceğiz diyorum. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi bakalım soru çözümümüz başlasın. <laughs> Birinci sorumuza geldiğimizde soru bize diyor ki aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş bir yapı kesiti verilmiştir. Kesitte gösterilen yapının oluşmasında aşağıdaki kuvvetlerden hangisi etkili olmuştur diyor. Sevgili arkadaşlar yan basınçlar sonucunda sıkışan malzemelerin esneklik derecesi burada bu şeklin oluşmasında etkili ve sert biriken tortul yani sert yapıdaki tortul tabakaların sıkışmasıyla birlikte kırılmalar meydana gelir. Yukarıda kalan kısımları biz horst aşağı aşağıda kalan kısımları ise graben deriz ve bu kırık orojenizi sonucunda meydana gelen bir durumdur diyoruz. O zaman bizim soru kökünde bulduğumuz kısmı cevaplarda bakarsak C seçeneğinde görebilmekteyiz. Bir diğer sorumuza geldiğimizde yeryüzü şekillerinin bir kısmı oluşumları için gerekli olan enerjiyi mantodaki konveksiyonel akımlardan alır. Bu enerjinin sonucunda meydana gelen iç kuvvetler yeryüzü şekillerinin oluşmasını sağlar. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisi yoktur diyor. Toros dağlarının diyor. Toros dağları tabii ki de kıvrım orajenizi sonucunda meydana gelmiştir diyebiliriz. Niksar Ovası tektonik bir ovadır. Yer kabuğundaki tektonik hareketler sonucunda meydana gelmiş bir ovadır. Tektonik depremler zaten deprem dediğimiz kısım iç kuvvettir. O zaman şöyle tektonik diye yazalım gene bunun iç kuvvetlerle ilgili olduğunu unutmayalım. Akarsu taraçaları epirojenik hareketler sonucunda meydana gelen ve epirojenizin en önemli kanıtı olarak nitelendirilen basamaklı yapılardır. Sirk göllerinin oluşumu ise buzul aşınımı ile ilgili bir durumdur. Ve soru bize diyordu ki aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisi yoktur? A, B, C, D seçenekleri iç kuvvet, E seçeneği ise dış kuvvet olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer sorumuza geldiğimizde geniş yer kabuğu parçalarının yükselip alçalmasına epirojenez denir. Yani şöyle bir yer kabuğu parçasını düşün. Bu yer kabuğu parçasının yükselmesi ya da alçalması ile ilgili bir duruma epirojenez diyoruz. Herhangi bir yerde epirojenez olayının meydana gelebilmesi için o zaman buradaki yer kabuğu parçasının dengesinin bozulması lazım. Yani temel ölçekte burada izostatik dengenin bozulması gerekiyor. İzostatik denge bozulursa ya burası alçalır ya da burası yükselir. Dengenin bozul Bilmesi için burada bir aşınma olayının gerçekleşmesi gerekir ki hafiflediğinde burada ne olacaktır? Yükselme meydana gelecektir. Tortullanma olursa malzeme birikimi vardır ve bu alçalmaya sebebiyet verir. Bu da epirojenez olayının meydana gelebilmesi için etkili olan bir durumdur. Buzullaşma olursa gene bir ağırlık artışı yaşanır ve bu kapsamda alçalma meydana gelir diyoruz. O zaman faktörlerden hangilerinin gerçekleşmesi gerekir demiş. 1, 2, üçüncü maddeler olmak üzere sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir bir diğer sorumuza geldiğimizde soru bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi dünyanın farklı bölgelerinde tespit edilen epirojenez olaylarına örnek olarak gösterilemez diyor dikkat edelim İskandinavya yarımadasının yılda birkaç milimetre yükselmesi kara kütlesi yükseldi Tabii ki de bu epirojeneze ait bir örnektir diyebiliriz. Botnikörfezi'nin yaklaşık yılda 10 milimetre yükselmesi e gene yükselme var epirojenik hareketleri örnektir diyebiliriz Venedik şehrinin yılda 4 milimetre kadar alçalması. E burada da bir kütlenin alçalması söz konusu. Bunu da epirojnik olaylara örnek verebiliriz. Anadolu'nun Senozoik dönemde toptan yükselmesi. Burada yükselme ifadesi var. Gene nedir sevgili arkadaşlar? Epirojnik olaylara örnektir. Anadolu'nun her yıl batıya doğru hareket etmesi levhaların hareket yönleriyle ilgili bir durumdur. Dikey yönde yükselip ya da alçalma yok. Yatay yönde batıya doğru yer değiştirme var. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde yandaki şekilde epirojenez olayı sonucunda meydana gelen durum gösterilmiştir. Bu olayın yaşandığı yerle ilgili olarak durumlardan hangileri gerçekleşmiştir diyor. Hemen şöyle bir bakıyorum. Kara kütlesi yükseldi mi? Yükseldi. Kara kütlesi yükseldi ve bu merkez deniz kıyısında yer aldığı için deniz geriledi mi? Biz bu olaya deniz gerilemesi ya da diğer ismiyle ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Regresyon diyeceğiz. Regresyon olayı olduğunda eski kumsallar yükseklerde kalarak kıyı taraçalarını oluşturur. Bakın dikkat edin eski kumsallar daha yüksekte kaldı ve burada kıyı tarıçlarını oluşturdu. Doğru bir ifadedir. Kıyı çizgisinin bulunduğu konum değişiklik göstermiştir. Önceki kıyı çizgimiz buradayken regresyon olayı sonucunda yeni kıyı çizgimizin konumu değişmiştir. Doğru. Kıtı sahanlığı değişmiştir diyor. Kıtı sahanlığı 0-200 metre derinliğe sahip kıyı alanımız olarak ifade edilebilir. Diğer ismiyle bunun şelf alanı olarak da duyabilirsin. Panik yapma. Evet kıta sahanlığı da ister istemez değişecektir. Çünkü kıyı çizgisinin bulunduğu konum değişiklik göstermiştir. O yüzden sorumun doğru cevabı 1, 2, 3. maddeler olmak üzere E seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde, aşağıdaki haritada bazı levhaların hareket yönleri ve buna bağlı olarak oluşan dağlık kütle gösterilmiştir diyor. Himalayaları görebilmek deyip, Avrasya levhası ile Hint levhasının birbirine çarpışma sonucunda da ifademde göstermiş. O zaman şunu unutma. Haritada verilenler dikkate alındığında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. İki kıtasal levhanın çarpışma sonucu kıvrım dağlar oluşmuştur diyor. Bakıyorum Hindistan levhası kıtasal levha, e devamında kim vardı? Avrasya levhası gene kıtasal levha ve bu iki kıtasal levha birbirine yaklaşıyor. Yaklaştığı için bunların yoğunlukları aynı olduğundan dolayı çarpışıp kıvrılıp yükselir ve kıvrım dağlarını oluşturur. Doğru bir ifade. Levhaların karşılaşma alanlarında siyal katmanının kalınlığı artmıştır diyor. Hemen siyal katmanını şöyle bir düşünüyorum. Yerin katmanlarını çizdiğimde 3 tane katmanın olduğunu söyleyebiliriz biz. Birincisi sevgili arkadaşlar neydi bu katmanımızın ismi? Hemen şöyle litosfer diğer ismiyle yer kabuğu olarak karşımıza çıkıyordu. İkinci İkincisi ise yer hacminin en fazla olduğu katman mantoydu. Üçüncüsü ise yerin en kalın, en sıcak ve en yoğun katmanı dediğimiz çekirdek katmanıydı. Ve unutma litosfer ikiye ayrılıyordu. Bunlardan birincisi siyal katmanı, ikincisi ise sima katmanıydı. Baktığımız zaman burada bir dağlık kütle oluşmuş. O zaman siyal kalınlaşmıştır, kalınlığı artmıştır diyebiliriz. Doğru bir ifade. Dağlık sistem doğu batı yönlü uzanış sergilemektedir diyor. Levhalar böyle hareket ettiğinde dağlık sistemimiz böyle oluşmuş ve doğu batı yönlü hareketinde net bir şekilde görebilmekteyiz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı birinci, ikinci ve üçüncü maddelerdir diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda oluşumu şekli gösterilen dağları ülkemizde aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez demiş. Hemen şöyle eksiği atalım sevgili arkadaşlar. Bakıyorum. Şimdi bir sıkışma sonucunda sert bir kütle var. Sert kütle sıkışmayla birlikte kırılıyor ve nasıl bir orijenik hareket oluşturuyor dersek kırık orijenizini meydana getirmiştir diyebiliriz. Kırık orijenizini bizim ülkemizde Batı Anadolu kısmındaki dağlık sistemleri örnek verebiliriz. Kim var burada dersek kaz dağı Madra Dağı, Yunt Dağı, Boz Dağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları. Kazma yutmuş bozayım diye de kodlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Madra Dağı var mı? Var. Boz Dağlar var mı? Var. Menteşe Dağları var mı? Var. Yunt Dağı var mı? Var. Ama Süpan Dağı'na geldiğimizde Süpan Dağı kırı sonucunda değil volkanizma faaliyeti sonucunda oluşmuş bir volkan kütlesidir. Volkanik dağdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da böyle söyle olalım. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde bir kesit vermiş ve diyor ki yukarıda orijinik hareketler sonucunda oluşmuş bir yapının kesiti gösterilmiştir. Soru işaretiyle gösterilen alana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda burada bir kıvrılma var. Yani burada esnek bir kütle var. Esnek kütle levhaların ya da tabakaların birbirine doğru hareket sonucunda sıkışıyor. Sıkıştığı sonucunda kıvrılıyor ve kıvrım orijinizi meydana geliyor diyebiliriz. Eğer ki sen bu buradaki şekilde bunu anlayamıyorsan hemen kendin kıvrım orijinizine ait bir ney çiz? Şekil çiz sevgili arkadaşlar. Şöyle şekli çizdik. Kıvrım orijinizinin yüksekte kalan kısmına antiklinal hemen şöyle antiklinal diye yazalım. Alçakta kalan kısmına ise senklinal diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve baktığımız zaman burası aslında şöyle bak çiz şuradan da şöyle çizdiğinde yüksekte kalan kubbe biçimdeki kısım yani burada neyi istiyor? Antik linali istiyor. O zaman sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde yukarıda volkanizma faaliyetleri ile ilgili verilen tanımlardan hangileri yer değiştirilirse yapılan hata giderilmiş olur diyor. Hadi bir bakalım. Magmanın bir damar aracılığıyla Tabakalar arasına sokulması sonucu oluşan mantara benzer şekillerdir diyor Batolit sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Makmanın tabakaları keserek damar şeklinde katılaşmasıyla oluşan şekiller daik. Makmanın tortul tabakalar arasına yerleşip katılaşma sonucunda oluşan şekiller sil. Makmanın çok geniş alanlarda yavaş yavaş soğumasıyla derinlik kayaçlarından oluşan kubbe biçimindeki şekillerdir diyor Lakolit. Hemen devam ettim. Patlamalar ya da çökmelerle genişlemiş kraterdir diyor kaldera. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar hemen 5'ten gidelim. Patlamalar ya da çöküntülerle genişlemiş bir krater varsa biz bu kratere kaldera deriz ve Nemrut kalderası bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. O zaman 5 doğru. 5 olan varsa gitti. Bak 2 şıkkı gittik. Yani eğer ki böyle bir soru verdi. Soru hakkında çok über ekstra yorumun yok. Doğru bildiklerin şıklardan ele. Bak 2 tane şıkkımız gitti. Devam ediyorum. Magmanın çok geniş alanlarda yavaş 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 soğumasıyla derinlik kayaçlarından oluşan kubbe biçimindeki şekillerdir diyor. Bu ifade lakolit değil. Kubbe biçiminde çok geniş alan diyorsa bu ifade kesinlikle batolittir sevgili arkadaşlar. Bakalım magmanın tortul tabakalar arasında yerleşip katılaşma sonucunda oluşan şekiller sildir. Bu ifade doğru. Makman'ın tabakaları keserek dik bir şekilde damar şeklinde katılaşmasıyla oluşanlar diktir. Dyke damar dik oradan gelsin aklına. Magmanın bir damar aracılığıyla tabakalar arasında sokulma sonucu oluşan mantara benzer şekildir diyorsa. Yani şöyle bir şekil diyorsa bu batolit değil lakolit'tir sevgili arkadaşlar. Hemen bak burada da mantarı alacaksın. Lakolit diyeceksin. O zaman birinci ifadeyle dördüncü ifadeyi yer değiştirirsek hatamızı düzeltmiş oluruz diyelim ve sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde aşağıdaki dünya haritası üzerinde 5 alan koyu renkle gösterilmiştir. İşaretlenen merkezlerden hangilerinde tektonik depremlerin görülme ihtimali daha düşüktür diyor. Ayda ben burada neyi bileceğim? Tabii ki de ben burada dünya üzerindeki ana fay hatlarını bileceğim. Ve bunun basit bir yöntemi var. Amerika kıtasının tamamının batı kıyısını şöyle güzel güzel karalıyorsun. Bak birinci ifade. Karaladın mı? Atlas Okyanusu'nun ortasını İzlanda'yı da içine alabilecek şekilde güzel güzel karalıyorsun. Karaladın mı? Devamında Asya'nın doğusunu böyle karalamaya başlıyorsun. Endonezya, Malezya, Gine adalarını içine alıp Avustralya'yı içine almayıp Yeni Zelanda'yı içine alan bir hat çiziyorsun. Aslında 3 tane I harfi oluşturduk. Sonraki süreçte yapacağımız işlem şu. Türkiye'den şöyle genel itibariyle bir batıya doğru hat çiz. Aynı şekilde şöyle ufak ölçekte bir doğuya doğru hat çiz. I ve H harfi yaptık yahu. I ve H harfi yaptığımızda bu harflere temas eden 2 numarada, 3 numarada ve 1 numarada sevgili arkadaşlar tek dönük depremlerin görülme ihtimali çok yüksektir. Japonya Yahoo, Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ki de görülecektir. Ama 5 numara ve 4 numara çizdiğimiz hat üzerinde değildir. O yüzden tektonik kökenli depremlerin görülme ihtimali daha düşüktür. Ve sorumuzun doğru cevabı 4 ve 5. maddeler olmak üzere C seçeneğidir. Bak I ve H'yi unutma aman dikkat. Geldik bir diğer soruya. Yeryüzünde volkanların dağılışı ile levha sınırları birbirleriyle paralellik gösterir. Dünyadaki volkanların yaklaşık %75'i Pasifik levhasının çevresinde yer aldığından bu alana ateş çemberi adı verilir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi bu alanın içerisinde yer? almaz diyor sevgili arkadaşlar. Hayda şimdi de harita bilgisi çıktı karşıma. Hemen şuradan bakalım. Pasifik Ateş Çemberi dediği kısım sevgili arkadaşlar Büyük Okyanus çevresi. Yani hem bu alanı dahil edeceğiz hem de bu alanı dahil etmemiz gerekiyor. Bakalım Şili nerede? Burada. O zaman bu var. Gitti. Amerika Birleşik Devletleri nerede? Burada. O zaman bu da var. Hemen şöyle şurayı gösterebiliriz. Japonya. E, bir numara. O zaman burası da var. Yeni Zelanda. E, tam burası. O zaman burası da var. İzlanda var mı dersek? Evet İzlanda'da deprem var ama bu alan içerisinde değil sevgili arkadaşlar. Üç numarayla gösterdiğimiz yerdir. Atlas Okyanusundaki deprem kuşağı içerisinde yer alır. Kuzey Atlantik deprem kuşağı da olarak ifade edilebilir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde coğrafya öğretmeni Ömer iç kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri konusunu işlerken tahtaya dünyadaki deprem kuşakları haritasını asmıştır. Ömer haritayı asıyor ve öğrencilerin bu haritaya bakarak yorumlar yapmalarını istemiştir. Ne kadar güzel. Bakıyoruz buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorum sadece haritaya bakarak ulaşılamaz diyor. Bakalım Mehmet demiş ki Türkiye Akdeniz Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer alır. Türkiye nerede? Burada. Bakıyorum iki numara Akdeniz Himalaya deprem kuşağı içerisinde. O zaman Mehmet doğru ifade kullanmış. Aferin ona. Nagen'e bakıyorum. Amerika'nın batı kıyılarında deprem tehlikesi yüksektir diyor. Bakıyorum Amerika'nın batı kıyıları bir numara. Bir numara Pasifik deprem kuşağı. Zaten yüzde kısım buradaydı. Nagen da doğru demiş. Aferin. Eşref'e geldim. Afrika'nın kuzeyinde şiddetli depremlerin görülme ihtimali düşüktür diyor. Oğlum bir Afrika vermiş bir de kuzey. Afrika'ya bakıyorum burası. Kuzey baktım evet Şiddeti depremlerin görülme ihtimali düşüktür. Doğru. Çünkü deprem kuşağı içerisinde ana olarak yer almamakta. Lütfiye geliyorum. Lütfi diyor ki Büyük Okyanus çevresi depremlerin yoğun olarak görüldüğü alanlar içerisinde yer alır diyor. E Büyük Okyanus burası. Pasifik'in bulunduğu yer ve çevresi büyük depremlerin görüldüğü alanlar içerisinde yer alır. Doğru. Aferin. Yasir demiş ki depremlerin görüldüğü noktalarda sıcak su kaynakları fazladır diyor. Ben bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebilirim. Ama haritaya bakarak bu ifadeyi çıkaramam. O yüzden Yasir'in söylediği ifade yanlış yanlıştır ve A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda Türkiye haritası üzerinde işaretli merkezlerden hangilerinde yıkıcı depremlerin görülme ihtimali daha yüksektir diyor. Burada da ana fay hatlarımızı bilmemiz gerekiyor. Batıda Saros Körfezi'nden başlayıp hemen kalemimizi değiştirelim. Batıda Saros Körfezi'nden başlayıp Marmara Denizi'nin tabanından kuzeye doğru giden yani doğuya doğru giden bir fay hattımız var. Kuzey Anadolu fay hattı. İkincisi Rift Vadisi sistemi vardı. Hatay'ın bulunduğu yerden ülkemiz içerisinden geçip Maraş Elbistan hattı üzerinden doğuya doğru giden bir fay hattımız var var. Bir de Batı Anadolu'da kırıklı sistem içerisinde oluşmuş bir fay hattımız yer almakta. Eğer ki bunu çizdiğinde senin bu alana temas eden bir noktan varsa yıkıcı depremlerin görülme ihtimali çok daha yüksektir diyoruz. Baktığımda 4 numara ve 1 numara bu alanlar içerisinde yer alır. O yüzden buralarda yıkıcı depremlerin görülme ihtimali daha yüksektir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Ve geldik sizinle bugünkü soru çözümümüzün sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde de görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kolay gelsin iyi çalışmalar.